Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Chernobylite oynayacağız. Bu da neymiş diyebileceğiniz türden bir oyun. Aranızda Stalker türü, FPS hayatta kalma oyunları sevenler var biliyorum. Half-Life, Fallout tarzı, Fallout serisi tarzı RPG'ler sevenler var. O yüzden bana da hazır yapımcıdan sağ olsun kod gelince bir size göstermek istedim. Biliyorsunuz siz beni daha çok Escape from Tarkov, Squad, İşte ne bileyim taktiksel shooter'lar oynarken görüyorsunuz bu kanalda. Farkındayım. Ama ben aslında Fallout, Elder Scrolls tarzı RPG oyunlarını hayatta kalma, single olsun, multiplayer olsun çok seven bir adamım. O yüzden bir tadına bakmak istedim. Size de ufak bir göstermek istedim. Oyun PlayStation 5'e yeni çıktı. 2-3 gün önce 22 Nisan'da çıkmıştı diye hatırlıyorum ben. Şimdi Chernobylite nedir? Şimdi genel hatlarıyla birazcık oyunun senaryosundan bahsedeceğim. Single player bir oyun bu. Ve daha çok FPS hayatta kalma, korku, gerilim türüne yakın bir oyun. Ama içinde base yapmak, crafting tarzı özellikleri de barındırıyor. O yüzden biraz böyle ilgimi çekti. Ve uzun zamandır oyunda NPC'lerle konuştuğunda seçeneklerin olması özlediğim bir olguydu. Özlemişiz. Eskiden tabii RPG türü oyunlar çıkışta olduğu zamanlar bu tarz oyunlar çok vardı. Şimdi yoklar, azlar. Özellikle böyle küçük bir stüdyonun böyle güzel bir konsepte oyun çıkarması çok hoşuma gitti. Özlemişim yani, ne bileyim. Zamanında az mı oynadık Skyrim'i, Oblivion'ı, ne bileyim. Fallout New Vegas'ı falan filan. İstiyor insan. Bünye istiyor biraz arada. Böyle tam dinlenme oyunu abi yani böyle. Kafayı kapatıp dinlenerek oynayacağın sakin sakin bir oyun. Neyse, konuya gelelim. Igor Himyuk mu diye bir abi var. Zamanında Çernobil'de bir mühendismiş kendisi. Tabii büyük felaket olduktan sonra, Çernobil patladıktan sonra dünya böyle bir post apokaliptik evrene dönüşüyor. Ve Chernobylite diye bir madde çıkıyor ortaya falan filan. Çok detayına girmeyeceğim. Genel hatlarıyla spoiler da vermek istemiyorum. Igor karısı Tatyana'yı arıyor. Bunun üstüne kuruldu. Hoşuma giden çok şey var oyunda ama hoşuma gitmeyen şeyler de var. İyilerden başlayayım. Bir kere oyunun mekanları, evreni inanılmaz güzel tasarlanmış. Çok ürkütücü. Yani buradaki evreni, mekanları, haritayı alıp Escape from Tarkov'a koysanız mis gibi haritalar olur yani, öyle güzel yapmışlar. Ambiyans, atmosfer çok iyi. Müzikler aşırı iyi. Soundtrackler, oyuncu sesler harika, bayıldım. Direkt tribe sokuyor sizi. Direkt böyle geliyor. Grafikler fena değil ama animasyonlar birazcık hantal. Ondan çok hoşlanamadım tabii, küçük bir stüdyo. Çok büyük bir stüdyo değil sanırım. İşte oyunda hayatta kalma mekanikleri var. İşte bandaj mekaniği, ne bileyim. Etraftan bitki toplama. Loot yapma. Tarz mekaniklere sahip. Bunlarla beraber crafting için ingredientlar, parçalar toplayıp kendinize bir silah yaratabiliyorsunuz. Ne bileyim, bir çorba, çay çorba yapabiliyorsunuz. Kendinize can basmak için. Üstüne bir de oyunda radyasyon mekaniği var. Çok fazla radyasyonlu bir ortama girdiğiniz zaman size etkileri oluyor. Üstünüzdeki radyasyondan kurtulmak için işte potion tarzı şeyler içmek ya da kendinize ilaç vesaire bulmak gerekiyor. Bu tarz şeyler biliyorsunuz, ben severim, hayatta kalma tarzı mekanikler hoşuma gidiyor. O yüzden aranızda zamanında işte Fallout serisi, Elder Scrolls serisi tarzı oyunlar oynadıysanız, sizin de hoşunuza gidebilecek tarzda, özellikle Stalker oynadıysanız zaten direkt hoşunuza gider. Ben çok severim Stalker'ı. Stalker maalesef çıkmadı, Ukrayna'daki savaştan dolayı ertelendi. Onu da bekliyoruz. Onu da kanala koyarım ileride çıkınca inşallah bir gün. Hoşuma gitmeyen şeylerden bahsedeyim birazcık. Animasyonlar biraz boktan geldi. Sanki böyle bir 10 senenin öncesinin animasyonları gibi. Ne bileyim, koşmaları falan. Yani FPS animasyonlar güzel de düşmanla çatıştığınızda olan kombat mekanikleri biraz böyle hantal, böyle ne bileyim. Çok hoşuma gitmedi. Böyle biraz 10 sene öncesinin şeyleri gibi. Ama onun dışında sıkıntı yok. Çok fazla zaten böyle aşırı bir full kombatta geçen bir oyun da değil. Daha çok böyle base kurma, ne bileyim hayatta kalma. Hoşuma gitmeyen şeylerden biri de, ben bu oyunu ilk başladığımda açık dünya sanmıştım. O hevesle başladım. Oyunun açık dünya olmadığını anladığım zaman biraz böyle yak ya falan oldum böyle. O biraz böyle soğuttu beni. Çünkü bildiğiniz gibi demin bahsettiğim RPG'ler direkt açık dünya olduğu için atmosferi, şekli, hissiyatı, size verdiği hissiyat çok farklı oluyor. Çok daha immersive oluyor. Oyunun içine giriyorsunuz. Burada işte base'ten çıktım, ışınlandım, load ekranı geldi, haritaya geldim. Ondan sonra portal açtım, geri gittim base'e tarzı bir ilerleme durumu var. O benim çok hoşuma gitmedi. Ama base mekaniklerine bayıldım. Base yapmak, base'e arkadaşlarınızı, yoldaşlarınızı getiriyorsunuz. Böyle bir micromanagement durumu da var oyunda. O da güzel. İşte belki hatırlarsınız, This War of Mine diye bir
oyun vardı. Orada da birilerini günlük görevlere yolluyordunuz, yanınızdaki yoldaşları. Öyle bir mekanik var. Böyle bütün güzel oyunlardan böyle üçer beşer kırıntıları alıp böyle bir çorba yapmışlar. Güzel de olmuş. Benim hoşuma gitti. Ama dediğim gibi açık dünya olmaması beni olaydan koparıyor birazcık. Kombat mekaniklerin de biraz hantal olması, o da biraz beni irite etti. Ama onun dışında atmosfer anlamında çok güzel. Konusu da fena değil. Zaten Çernobil dizisini izlediyseniz, izlemediyseniz mutlaka izleyin. Oradaki şehrin neredeyse aynısını yapmışlar. İzlerken, oynarken resmen izledim, diziye geri gittim yani. Chernobylite denilen materyal, Çernobil patladıktan sonra ortaya saçılan grafitlere benzedim ben. Grafite diyorlardı. Grafit galiba. Bilmiyorum Türkçesini. O böyle çok potansiyeli, enerjisi yüksek bir madde. Onun sayesinde işte bir silah craft edip portal açıp sağdan sola gidebiliyorsunuz. Oyun evrenin içinde. Konuşmalar, seslendirmeler güzel geldi. Yani böyle kafanızı kapatıp böyle bir single player hayatta kalma RPG survival senaryo bazlı bir oyun oynamak istiyorsanız bir şans verebilirsiniz. PlayStation 5'te oynadım ben. Hiç de bir performans sorunu görmedim. Gayet de güzel akıcı. Oyun yeni bir oyun değil. Geçen sene çıktı. Bir senelik bir oyun olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu da böyle neymiş diyebileceğiniz türden bir oyun. Size göstermek istedim. Sizi şimdi gameplay'e bırakıyorum. Ufak bir inceleme, ilk bakış videosu gibi. Çok fazla yapmıyorum bu tarz videolar. Ama arada sırada dikkatimi çeken, sizin de hoşunuza gideceğinizi düşündüğüm oyunları böyle ufak ufak göstereceğim. Ve Stalker gelirse kesinlikle bu kanala koymayı düşünüyorum. Stalker 2'yi bekliyorum ben de çünkü. Bu tarz oyunlar gelirse koymayı düşünüyorum. Eğer siz de böyle oyunlardan hoşlanıyorsanız, bu tarz oyunlardan mutlaka yorumlara yazın. Şuna da bak, buna da bak diye. Bilmiyorum, ben bayılıyorum yani. Hayatta kalma, RPG, single olsun, multi olsun. Bakmadan edemiyorum. Bende de böyle bir fetiş var. Ben abi, zombi oyunları fetiş var bende. Hayatta kalma oyunu fetişleri var. Post apokaliptik evrende geçen RPG'lere fetiş var. Böyleyim ben. Mutlaka aranızda da olanlar vardır diye düşünüyorum. Şimdilik kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.